Arkadaşlar merhaba. Türkiye kara harekatı öncesi yoğun bir diplomasi yürütüyor. Evet, yoğun bir diplomasi yürütüyor. Kara harekatı an meselesi. An meselesi diyoruz ama bu kesinlikle olacak anlamına gelmiyor. Ama olması yolunda da güçlü bir, kapsamlı bir kara harekatının olması yolunda da atılması gereken tüm adımlar atılmış durumda. Şu anda bölgedeki okulların tatil edildiği bilgisi geliyor. İki gündür okullar tatil. Yani dün ve bugün okullar eğitime ara verildi. Nerede? Zeytindalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde. Yine aynı şekilde Türkiye'nin sınıra bakan bazı ilçelerinde de okulların tatil edildiği bilgisi geldi. Tel Rifat, Münbiç, Aynalara başta olmak üzere arkadaşlar buralara her an operasyon başlayabilir. Tel Abyad'da ve Rasulayn'da da okulların tatil olduğuna dair bilgi var elimizde. Kara harekatı öncesinde arkadaşlar bu harekatın olup olmaması şu anda aslında Suriye ile yürütülen diplomasiye bağlı. Biliyorsunuz Erdoğan Esad'la da görüşebileceğini söylemişti. Türkiye tarafı zaten belli düzeylerde şu anda Suriye ile görüşmeler yapıyor. Rusya özellikle Türkiye'nin Suriye ile görüşmesi gerektiğini söylüyor. Amerika bu görüşmeye hiç yanaşmıyor çünkü bölgeden çekilmek istemiyor. Ama istemeye de olsa şu anda Amerika bölgeden çekilmek zorunda kaldı. Kalıyor. Keza biz oraları vururken Amerikan unsurlarının olmadığına dair bilgiler var. Amerika'nın öncesinden bilgi aldığına dair haberler var. Türkiye tarafı bilgi vermedik dese de bir şekilde bilgi uçuruldu oraya. Bunu daha önceki videomda da söyledim. Yine söylüyorum. Bilgi verilmeden böyle bir kapsamlı vuruşun, hava harekatının yapılması arkadaşlar Amerika'nın üst düzey komutanlar düzeyinde yer aldığı bir bölgede yapılması neredeyse imkansız. Bunun altını özellikle çiziyorum. Velhasılı kelam, eğer ki Türkiye Suriye ile bir anlaşmaya giderse bu operasyon yapılmayabilir. Suriye ordusu, rejimin ordusu Türkiye'nin sorun gördüğü bölgelere girebilir. Ve oralarda YPG, PKK, PYD bir sürü adları var. Bu unsurlar, Amerika'nın yetiştirdiği bu unsurlar oradan temizlenebilir. Tabii bu arada Türkiye'de yukarıdan vurmaz diye bir şey yok. Belki birlikte bir harekatta yapılır. Ama bu sürecin tamamen Suriye ile olan ilişkilerin nasıl ve ne şekilde yeniden başlayacağına bağlı olduğunu da söylememiz gerekiyor. Her halükarda Rusya şu anda elini eteğini çekmiş durumda. Ülkesinde Ukrayna'dan dolayı ciddi bir sıkıntı içerisinde Putin. Kaldı ki Rusya'nın dünya çapındaki bu abluka, kapsamlı ambargolar nedeniyle sıkıntıya girdiğine dair bilgiler var. Ne kadar şöyle kâr etti, bundan şöyle kazanç çıktı dense de Rusya'nın sıkıntıda olduğu bilgisi geliyor. Amerika'da şu anda buralarla pek uğraşmak istemiyor. Zaten Rusya'nın başını Ukrayna'yla belaya soktu. Oradan rahatladı. Türkiye zaten kendisi için sıkıntı değil olarak görüyor ama belki yani Tayvan ve Çin meselesi nedeniyle buralardaki enerjisini geri çekmek isteyebilir. O yüzden Türkiye ile zıtlaşmak, inatlaşmak yerine masada bir anlaşmaya, kazan kazan formüllü bir anlaşmaya gidebilir demiştik. Keza o noktada da bazı adımların atıldığı bilgisi geliyor. Erdoğan'la Biden arasında, Erdoğan'la Amerikalı kurmaylar arasında bir takım görüşmeler var. Türk kurmaylarla Amerikalı kurmaylar arasında bir takım kapalı kapılar ardında görüşmeler var. Buralarda neler konuşuldu kimse bilmiyor o kurmaylar dışında. Bilmesi de zaten normal değil ama bunlarla ilgili, bu görüşmelerle ilgili bazı sezgilerimiz var, hissettiklerimiz var neler olabileceğine dair. İşte o da şu an yaşadığımız sürecin aynası gibi. Kara harekatının aniden bir gece ansızın şeklinde başlaması söz konusu. Ama öncesinde hava harekatının bu kadar güçlü bir şekilde hem Suriye tarafında hem Kuzey Irak tarafında güçlü bir şekilde olması Türkiye'nin aslında dünyaya vermiş olduğu, ki özellikle de Yunanistan'a vermiş olduğu bir mesajdı. O mesaj yerini buldu ama Amerika buradan çekilirken başımızda Yunanistan'la belaya sokar mı? Ya da Amerika ya ben bu meselede taraf değilim derse Yunanistan rahat durur mu? Çünkü Fransa'nın gazı Yunanistan'ın arkasında. Bu da soru işareti arkadaşlar. Şimdi meseleden meseleye atlayacağız. Dün bir şey okudum, bir yazı, bir haber okudum. Ajanslara düşen bir haber. Arkadaşlar Koç Holding'in sessiz sahibi, çok fazla göz önünde olmayan bir isimdir Ömer Koç. Bayilerle bir toplantı düzenledi ve o toplantıda ilginç bir şey söyledi. Yani
Tabii 2023 Türkiye'si ile ilgili hiç iyi haberler yok. Tablo kötü çünkü. Yani görünen köy kılavuz istemez. Ekonomik durum ortada. Uluslararası ilişkilerde ne kadar önemli faaliyetler yürütüyor olsak da, başarılı işlere imza atıyor olsak da, savunma sanayimiz üst üste bizi umutlu hale getiren, mutlu hale getiren, umutlandıran haberler vermiş olsa da, kaldı ki içeride ekonomik anlamda çok ciddi bir sıkıntı var. Yani birçok alanda sıkıntı yaşıyoruz. Adalet noktasında adalete güven neredeyse yok gibi bir şey. Yani AK Partililerde de, muhalefet partililerinde de, yani iktidar, muhalefet fark etmiyor. Bütün partilerde şu anda adalete karşı bir güvensizlik var. Ekonomiyle ilgili ümidini yitirmiş vaziyette herkes. Düzelmiyor, olmuyor. Yani evet, dolar 18 lira bandına oturdu. Ne yukarı ne aşağı orada duruyor ama yılbaşında 20 lirayı görür öngörüsü var. Geçti konu. 2 aydır dolar 18 lira bandında aşağı yukarı. İşte maliyetler deniyor. Maliyetleri artıracak en önemli unsurlardan bir tanesi nedir? İşte ulaşımdır, nakliyedir. Mazot fiyatları da geriye geldi. Yani tamam, yani 30 liraları görmüş, oradan 23-24 bandına geri geldi mazot en azından. O da bir şey. Artmıyor yani, daha yukarıya gitmiyor en azından. Ama ne hikmetse markette, şurada burada fiyatlar sürekli her ay %20-%30 artıyor. Yani geçen ay 100 lira aldığınız bir şey şimdi 120-130 lira. Ne oldu da 120-130 oldu? Hangi maliyet arttı? İşte bunu sorguluyoruz ister istemez. Yani içeride bir maliyet arttırıcı bir el var. Bir şey var, sürekli maliyetlere dokunuyor. Yani bunu nasıl izah etmek lazım onu da bilmiyorum. Ekonomist değilim ama bir vatandaş olarak şunu gözlemleyebiliyorum. Ben en azından markete gittiğimde gelirimin her ay eridiğini görüyorum. Kazancım artmıyor ama gelirim gider karşısında eriyor. İşte bu gideri arttıran şey ne diye baktığın zaman en önemli iki unsur karşımıza çıkar. Birisi dövizdir, birisi de ulaşım, nakliyedir. Bu iki kalem de artmıyor şu ara. Hatta ulaşım noktasında, nakliye noktasında geri gelme durumu var. Ama fiyatlar ne hikmetse sürekli yukarıya doğru oynuyor. Şimdi burada diyebilirsiniz ki yılbaşına işte asgari ücret artacak, onun hazırlığı yapılıyor falan filan. Yani tamam da yılbaşına kadar yapılan zamlar yılbaşından sonra gelmeyecek mi zannediyorsunuz? Asgari ücrete diyelim ki %50 zam yapıldı. 5500 oldu, 7000 lira, 8000 lira. 8000 lira olduğu zaman siz zannediyor musunuz ki 100 liraya aldığınız bir şeyin üzerine %40 koymayacaklar, %50 koymayacaklar hemen. Bu ülkede kader. Yani gelire zam gelirse gidere onun daha fazlası zam gelir. Yani daha doğrusu ilk ay, iki ay karşılar. Ondan sonraki üçüncü ay yine geleceğimizden yemeye başlarız. Çünkü gelen para, yani gelirimiz, artan gelirimiz gidere karşılık yine geride kalmıştır. Bu bizim kaderimiz herhalde. Düzelmiyor bir türlü. Alım gücümüz hep yerlerde, hep yerlerde. Velhasıl kelam. Ömer Koç dedik arkadaşlar. Koç Holding'in bayiler toplantısında gelecekte, yakın gelecekte 2023'e dair neler olabileceğine dair bazı açıklamalar yaptı. Orada dedi ki, masraflarınıza dikkat etmenizi, çok elzem olmayan harcamalarınızı ertelemenizi rica ediyorum. İçeride ve dışarıda ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri artık açıkça hissediyoruz. Belirsizlikler süreci maalesef yakın zamanda sona ermeyecek dedi. Bir kez daha okuyayım mı? Masraflarınıza dikkat edin. Çok elzem olmadığı sürece harcamalarınızı erteleyin. İçeride ve dışarıda ekonomik sıkıntılar devam edecek. Olumsuz etkileri üzerimizde hissedilir derecede devam edecek diyor. Maalesef yakın zamanda da bu etki sona ermeyecek diyor. Evet. Koç Holding sahibi arkadaşlar. Yönetim kurulu başkanı mı dersiniz? Sahibi mi dersiniz? Yani ne derseniz deyin. Ömer Koç'tan bahsediyoruz. Bu uyarısı sadece bayilerini, yetkili servislerini mi bağlar? Yoksa bu uyarısı üzerinden biz bunu üzerimize mi almalıyız? Türkiye olarak, Türkiye'nin ekonomi deyince en başta gelen kurumlarından, şirketlerinden birisi, holdinglerinden birisi. Türkiye'de her kalemde ürün üreten köklü bir kuruluş Koç Holding. Yani yok şöyle yok böyle, o kısımlara girmiyorum zaten. Onlar önemli değil. Önemli tabii de, yani şimdi konumuz değil ama netice itibariyle Ömer Koç'un böyle bir uyarı yapması önemli arkadaşlar. Bakın bu arada Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fitch yine Fitch'liğini yaptı diye bazen manşetlerde görürsünüz. Türkiye'nin puanını düşürüyor ya, Fitch yine Fitch'liğini yaptı. arkadaşlar, Türkiye ile ilgili 3 senaryo hazırlamış. Bu senaryolardan ikisinde Erdoğan kazanıyor. Ve bu iki senaryoya göre de dolar fırlayacak, protestolar başlayacak. Şimdi
2023 seçimlerine yönelik Fitch'in tahminlerini sizlerle paylaşayım. Sonra yorumu size bırakayım arkadaşlar. Şimdi şöyle 3 senaryo dedik. Bu 3 senaryodan ikisinde Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı oluyor. Birinde durum farklı. Kurumun yani Fitch'in ilk senaryosuna göre Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı seçimini %55 ihtimalle yeniden kazanacak. Parlamentoda ise çoğunluğu kaybedecek. En çok konuşulan senaryolardan birisi zaten bu ülkenizde şu anda. Yani sandığa gittiğiniz zaman biliyorsunuz bir milletvekili seçimi var. Milletvekillerine oy veriyorsunuz parlamentoya. Bir de Cumhurbaşkanı adaylarına oy veriyorsunuz. Bu oylama sırasında muhtemelen Türkiye'de hala Erdoğan'ı çok seven büyük bir kesim var, kitle var. Yani bu oranı kestirmek şu ara gerçekten çok zor. Anketler yanıltabilir. Ama anketlerin pek yanıltmadığı bir şey var. O da şu. Yani AK Parti'ye olan güven azaldı. Özellikle Sedat Peker'in açıklamalarından sonra partideki karışıklıklar, vurgunlar, iddialar, işte havada uçuşuyor. O kadar çok şey var ki söyleyebileceğimiz bu konuda. Sedat Peker sayfalar dolusu iddialarda bulundu ve hemen hemen hepsi gerçek çıktı. Yargıya intikal etmedi enteresan olanı. Yani yalanlanmadı da, yalanlanamadı da, görevden alınanlar oldu biliyorsunuz. Partiden atılanlar oldu bu süreçte bu iddialar nedeniyle. Ama velhasılı kelam yargıya intikal eden henüz bir dosya yok. Dolayısıyla bu AK Parti'ye oy verenlerde de bir acaba sorusunu doğurdu. Ekonomi olarak da baktığınız zaman AK Parti yönetimi şu anda çok ciddi zaaf içinde. Yani Bakan Nebati gayret içerisinde olabilir, çalışıyor olabilir ama yüksek kur politikası bu milleti perişan etti. Bu da bir gerçek. Yani adam cebine giren paraya bakıyor. Bu yanlış bir cümle aslında. Cebine giren para değil. Cebine giren paranın ne kadar ne alabildiğine bakıyor. Yani şu anda orta gelir grubu ve dar gelirli grup şu an cebine giren parayla 2 sene önce alabildiğinin alamıyor. Yani 2 sene önce alabildiği atıyorum 10 kilo X ürününü alabiliyorsa şimdi onu 5 kilo alabiliyor. Gelir arttı mı? Arttı ama artan gelirinin alım gücü düştü. Olaya bir de buradan bakalım. Bu da tabii ki AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na olan güveni zedeledi. Dolayısıyla da yani burada sanki Erdoğan, bu birinci senaryoda Erdoğan kazanacak ama parlamento çoğunluğunu kaybedecek senaryosu var ya, şu an daha yakın gibi görünüyor. Arkadaşlar ilk senaryoda enflasyonun 2023 yılında %26.1'e, 2024 yılında %17.2'ye, 2025 yılında ise 16.1'e gerilemesi öngörülüyor. Bakın zaten enflasyonun önümüzdeki yıl itibariyle her halükarda gerilemesi bekleniyor. Dolar tabii ki yine alıp başını gitmezse, uçmazsa arkadaşlar. İşin bir de bu yanı var. Aynı senaryoda dolar kuruyla ilgili de bir tahmin var. 2023 yılında 23 lira, 2024 yılında 24 lira, 2025 yılında ise 24,5 lira seviyesinde olacağı tahmin ediliyor. Yakın zamanda zaten arkadaşlar doların gerilemesi ihracatçı açısından pek hayırlı değil gibi görülüyor. Ekonomistler böyle diyor. Doların birden gerilemesi ihracatçıyı perişan eder noktasında bazı açıklamalar var. Dedim ya, ekonomist değilim, bu konuda yorum yapacak değilim ama bu konuda yorum yapanların söylediğini söylüyorum size. Kaldı ki yayınlarımızda katılanların birçoğu da doların gerilemeyeceğini söylüyor. Ama piyasada işte dolar şöyle çakılacak, şu dolar şöyle düşecek diyenler var. Arkadaşlar dolar elbette düşecek. Dolar ama Türkiye'nin yaptığı operasyonlarla ya da ekonomideki olağanüstü gelişmelerle değil. Dolar dünya genelinde rezerv para olmaktan çıkacağı için dijitalizm dediğimiz bir kavram var artık hayatımızda. Dijital paraya geçiş çok hızlanacak. Dolayısıyla yani bu paraların, kağıt paraların, yani buna lira da dahil, gündemden kalkması, dijital bir paranın hayatımıza hakim olması alım satım noktasında bir gerçek var. Ya dolar böyle düşecek ama kimse umutlanmasın. Bu noktada ben umutlu değilim. Bilemem. Allah bilir. Ekonomistler daha iyi bilir ama ben bilmiyorum. Bildiğim bir şey varsa doların yakın zaman içinde gerileceğini öyle amcam. 10 liranın altına düşmeler falan beklemiyorum. Öyle diyenlere de pek itimat etmeyin. Ki yazdan beri bazı ekonomistler, bazı işte metafizikçiler diyeyim ben onlara, 10 liranın altına düşeceğine dair çok sağlam iddiaları vardı. Ama kaldı ki gerçekler başka şeyler söylüyor. Öyle olmadı. Onların dediği gibi de olmadı. Yani ya enteresan. Yani Türkiye'ye 100 milyar dolar para girecek. Dolar düşecek. Ya bana mantıklı gelmiyor arkadaşlar.
Yani harcandı zaten. Bu kadar parayı biz harcadık doları belli bir yerde tutmak için. Başarılı olmadı ki. Yani bizim için 100 milyar dolar çok büyük para olabilir ama ülkemizde doların yükselmesini isteyenler, küresel güçler için 100 milyar dolar para bile değil arkadaşlar. Yani oradan bakalım mevzuya. Şimdi diyeceksiniz ki Emrah Bey doları küresel, yani dış güçler yükseltiyor. Ben onu demek istemiyorum. Yani dışarıdan bir el doların Türkiye'de yüksek kalmasını istiyorsa onun önüne geçebilecek Türkiye'de güç, kudret yok diyorum arkadaşlar. Çünkü bu para oyunu başka bir şey. Yani bizim için büyük olan para, o bahsettiğimiz güçler için gerçekten büyük para değil. Para değil yani. Olaya böyle bakalım. Yoksa dolar zaten bir şekilde gerilecek. Bundan kaçışı yok. Dünya dijital paraya geçiyor. İşte o noktada biz nasıl hazırlıklı olacağız? Türkiye ne yapıyor? Ekonomi yönetimi bu noktada ne yapıyor? Ona bakmak lazım. Arkadaşlar, bu arada bu birinci senaryoda para politikası faizinin 2023 yılında %15.5, 2024 yılında %21, 2025 yılında ise %17.5 olması bekleniyormuş. Böyle bir açıklama da var Fitch'in raporunda. Olası ikinci senaryo. Üç senaryodan bahsettik ya, ikisinde Erdoğan kazanıyor, birinde durum farklı. Şimdi ikinci senaryoya gelelim. İkinci senaryoya göre arkadaşlar %22.5 olasılık veriyor. Bu senaryolardan birinde Erdoğan Cumhurbaşkanı olurken Cumhur İttifakı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğunu korumaya devam ediyor. Bu senaryonun politik istikrar anlamına gelse bile Türkiye ekonomisi için olumsuz senaryo olacağını vurgulayan Fitch'e göre böyle bir durumda seçimlerde hile olduğu şüphesiyle protestolar başlayacak. İlk yıllar hükümete güvensizlikle geçecek. Hükümet 2020 öncesi faiz politikalarına ve ekonomilerine kısa bir dönüş yaparak ekonomiyi rahatlatmayı, liraya güveni arttırmayı planlayacak ama sonra yine faiz düşürme politikalarına dönecek. Liranın değeri düşecek, enflasyon artacak diyor. Ve bu ihtimale göre 2023 yılında enflasyon %32'ye, 2024 yılında da %25'e, 2025 yılında 22'ye düşüyor. Dolar kuru ise 2023 yılında 28 lirayı görüyor. 2024 yılında 40 liraya geliyor. 2025 yılında yine 40 lira bandında seyrediyor arkadaşlar. Evet. Ama enteresan olan şu, para politikası faizi bu senaryoya göre 2023 yılında %9 seviyesinde. 2025'te de aynı. 2024'te, evet 2024'te de 9 dolaylarında, 2025'te 12 oluyor. Gelelim 3. senaryoya. Hepinizin merak ettiği senaryo, 3. senaryo. Fitch'in 3. senaryosunda arkadaşlar %22.5 olasılıkla muhalefet hem Cumhurbaşkanlığını hem parlamento çoğunluğunu kasarıyor. Ülkede doğabilecek olası karışıklıklardan sonra yeni hükümet geleneksel faiz politikalarını ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına odaklanacak. Pazarlar önce rejim değişikliğinden endişe duyacak. Fakat sonra güven tekrardan sağlanacak. Başta parasal sıkıntılardan kısa süreli bir gerileme olsa da ekonomi güçlü bir büyüme açısına sahip olacak. Doların değeri artacak ama kriz öncesi dönemine geri dönemeyecek. Bu senaryoda 2023 yılında enflasyon %23, 24 yılında 12, 25 yılında ise tek haneli rakama iniyor, %9'u görüyor. Dolar kuru ise 2023 yılında 24 liraya kadar çıkıyor. 2024 yılında 22 lira, 25 yılında ise 2025'te ise 18 lira seviyesine kadar düşüyor. Para politikası faizi 2023'te %19.6, 2024'te 27.3, 2025'te ise %20 olması olarak öngörülüyor. Şimdi bu olasılıklar böyle. Bunlar tabii olasılık. Fitch'in olasılıkları. Az önce dedim ya, Fitch yine Fitch'liğini yaptı diye manşetlerde görürsünüz hep. Yani bunlar senaryosu Fitch'in ama Türkiye'nin üzerindeki bu tür senaryoların tutma oranının zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Her zaman dördüncü bir senaryo nedense hakim olabiliyor, olabiliyor. Beşinci senaryo olabiliyor mesela. Burası Türkiye. Türkiye'de her şey her an olabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar anket dedik ya az önce. 2018 seçimlerini en doğru şekilde tahmin eden, en yaklaşık bir biçimde tahmin eden bir şirket. ORC arkadaşlar. ORC seçim anketi sonuçlarını açıkladı. 18-23 Kasım tarihleri arasında bir anket yaptı. Bu ankette şu soruyu sordu vatandaşlarına. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sordu. Ankete göre Millet İttifakı'nın oy oranı %42 arkadaşlar. Cumhur İttifakı'nın oy oranı ise %37.9.
Ankete göre AK Parti %31.1 ile en fazla oy alan parti oluyor. AK Parti %24.2 ile CHP takip ediyor. Üçüncü sırada ise %17.8 ile İYİ Parti geliyor arkadaşlar. Sırasıyla HDP %7.4, MHP %6.8, Gelecek Partisi %2.7, Deva Partisi %2.3, Türkiye Değişim Partisi Mustafa Sarıgül'ün partisi %2, Yeniden Refah Fatih Erbakan'ın partisi %1.5 ve Bağımsız Türkiye Partisi Haydar Baş'ın oğlunun partisi arkadaşlar %1.5 oy oranına ulaşıyor. Diğerleri ise %1.4. Evet, anket sonuçları böyle. ORC böyle bir sonucu açıklıyor arkadaşlar. Ne olur sizce? Ne dersiniz bu sonuçlar için? Neydi Fitch'in senaryosu? Birinci senaryoda Erdoğan kalıyor ama meclis çoğunluğunu kaybediyor. Ne olur böyle olursa? Erdoğan aldığı kararları meclise onaylatmak zorunda. Meclisin gücü artar, Erdoğan'ın gücü zayıflar arkadaşlar. Yani Cumhurbaşkanı'nın gücü zayıflar, parlamentonun gücü artar. İkinci senaryo neydi? Erdoğan yine Cumhurbaşkanı, meclis çoğunluğunu da kazanıyor. Yine şu anda olduğu gibi hükümet kaldığı yerden devam ediyor icraatlarına demektir. Üçüncü bir senaryoda ise Cumhur İttifakı düşüyor arkadaşlar. Erdoğan iktidarı kaybediyor. Meclis çoğunluğunu da kaybediyor. Muhalefete düşüyorlar. İktidara Millet İttifakı geliyor. Onların belirlediği aday geliyor. İşte bu sonuçlara göre, Fitch'e göre ne olur? Bunu konuştuk. Bunu değerlendirdik. Fitch'in açıklamalarını değerli dostlar. Evet, yani inanın Türkiye çok acayip bir seçim dönemine girdi. Ben 43 yaşındayım. Türkiye'de çok seçim gördüm. Çok oy verdim. 90'lı yıllardan beri medya sektöründe çalışıyorum. Aktif olarak çalışıyorum. Gecem gündüzüm işte radyoyla başladım. Sonra internet medyası derken bu noktaya geldik. Çok seçim gördüm ama inanın böylesini görmedim. Yani 2023 hakkını verecek galiba. Türkiye'nin 100. yılına damgasını vuracak bu seçim. Öyle görünüyor. Yani o kadar çok şeyi konuşuyoruz ki bakın. Yani ittifaklar, İktidar değişimi, Türk-Yunan Savaşı an meselesi diyoruz. Türkiye'nin sınırlarında büyük operasyonlar var. Rusya-Ukrayna Savaşı dünyayı nasıl etkileyecek? Çin, Tayvan, Amerika üçgeninde neler olabilir? Yani biz bunları önceki seçimlerde de benzer şeyleri konuştuk ama bizi bu kadar etkileyenini bu kadar etkileyecek olan bir dönemi bu kadar konuşmamıştık. Böyle bir dönemin içindeyiz. Artık hayırlısı olsun diyelim. Konuşacağız. Yorumlarda sizi bekliyorum. Lütfen Instagram'dan da takip edin. Bu konuda fikri olanın fikrini Instagram'dan, YouTube'daki yorumlar kısmında yine aynı şekilde videonun altına ifade etmesini istiyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.